أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم kıymetli dostlar. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Muhterem dinleyenler, Ramazan'ın bir gününde daha sizlerle yine birlikteyiz. Bugün yine Ramazan ayının adeta tabiri caizse bel kemiği olan hakikatlerini konuşacağız, sizlere aktaracağız, sizlerle paylaşacağız inşallah. Ramazan ayının manevi atmosferinden istifade edebilmek için bir takım gerekli olan hususları sizlerle paylaşacağız. Muhterem dinleyenler, oruç vefadır. Oruç ahde vefadır. Bizi yaratan, bizi yoktan var eden, bizi yaratmakla kalmayıp biçimlendiren, suret veren, güzelleştiren, bununla da kalmayıp bize
dosdoğru yolu, hakikati gösteren Rabbimize vefadır. Oruç, Rabbimizin bizi türlü türlü nimetlerle nimetlendirmesine karşı göstermiş olduğumuz sadakat ve teslimiyettir. Vefadır. Yaratıcımıza olan gönül borcumuzu yaratıcımıza en güzel şekilde ifade edebilme biçimimizdir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konuğumuz Bafra İlçe Müftülüğü vaizlerimizden Sayın Ahmet Güvenler Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, iyiyiz. Sizler de iyisiniz. Şükürler olsun hocam. Hocam bugün inşallah ahde vefa üzerinden konuşacağız orucu. Yine orucu kaza ve kefaret gerektiren durumlarla ilgili bir takım vatandaşımızdan gelen soruları da gündeme getireceğiz elbette ama bunun ön planında inşallah kaza ve kefareti gerektirmeyecek bir ibadet iklimini, bir fıkhi bakış açısını temin edebilmek için işin özünü konuşalım istiyoruz. Şimdi dedik ya, Rabbimiz bizi türlü türlü nimetlerle nimetlendiriyor. Bizler bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilip şükrünü eda edebilmek için, rıza ilahi kazanabilmek için Hak Teala'ya ibadet ediyoruz, kulluğumuzu gösteriyoruz, sergiliyoruz. Rabbim ibadetlerimizi dergâh-ı uluhiyetinde kabul eylesin kıymetli dinleyenler. Hocam, ahde vefa, Allah-u Teala'ya olan borcumuzu ödeme biçimlerinden birisi oruç. Oruç ibadeti, samimiyet ve yaratıcımıza vefa ile ilgili neler diyebiliriz? Teşekkür ediyorum. Evet sayın dinleyenler. Yüce Rabbimizin biz insanlara bahşettiği pek çok nimet vardır. Can nimeti mesela en önemlisidir. Bedenimiz ve bize diğer vesaire nimetler Rabbimizin bizlere lütfudur. Her nimetin karşılığında bir şükür gereklidir. Onun için Yüce Rabbimiz sayır zamanlarda diğer ibadetleri emretmiş bizlere, oruç ayında da, Ramazan-ı Şerif ayında da bizlere oruç ibadetini bahşetmiştir. Oruç ibadeti diğer ibadetler nasıl ki malımızın, mülkümüzün edası, şükrü için yerine getirdiğimiz ibadetler olduğu gibi oruç ibadeti de bedenimizin, gönlümüzün, efendim Rabbimizin bize bahşettiği şu bedenimizin şükrü mahiyetindedir. Onun için her oruç tutan asasen yaratıcıya ahde vefasını göstermiş olur. Oruç ibadetiyle de şükrünü eda etmiş olur sayın hocam. Onun için yani ibadetler şu amacı gütmüyor. Yüce Rabbimiz insanlara ibadet emrederek insanları işte disiplin edelim, belli bir kalıba sokalım, öyle davransınlar anlamında değil aslında. İnsanı kamil bir mümin yapmak için, iyi bir insan oluşturabilmek için Yüce Rabbimiz Hak Teala bu ibadetleri ihdas etmiştir. İncelediğimiz zaman ibadetlerin derinliklerinde insanın maddi ve manevi dünyasına, maddi ve manevi hayatına tesir eden derin boyutları olduğunu görürüz sayın hocam. İsterseniz onların yani tek tek zikretmeye çalışalım. Mesela sayın hocam, mesela oruç ibadeti insana manevi boyuttan şöyle derinlik kazandırıyor. Savm kelimesinin Arapların kullandığı kökene baktığımız zaman pişmiş toprağın şekil alması gibi anlamlarda kullanıyor Araplar. Bu kelimeyi de Yüce Rabbimiz dini bir terim olarak ibadetin ismi koyuyor. Şu demek istiyor bize yani bu anlam içeriğiyle. Ey kullarım, oruç tutarak tıpkı nasıl ki bir çamur, bir toprak pişerek şekil alıyor, güzel şekiller oluşturuyor. İnsanlara hem hizmet ediyor hem de insanların gözüne hitap ediyor. Bir mümin de Rabbisine ibadet etmek için bir ay boyunca oruç tutarak adeta
onun çilesini çekerek, pişerek efendim o ibadetin ikliminden istifade eder, olgun bir mümin haline dönüşür inşallah kardeşim. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Ademoğlu Elest bezminde Elestü bi rabbikum diyor Allah. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte Allah Celle Celaluhu bu deyişinde de aslında insan oğluna yaratmış olduğu bu nimet iklimi içerisinde sıfatlarında da geçtiği üzere El-Vedud, hem seven hem de sevilen vasfıyla, yaklaşımıyla insana muamele ediyor. Yaratıcımızın kendisini Rab olarak bizlere tanıtması ve Rabbimiz olarak Allahu Teala'yı bilmemiz bize bir anlam telmih eder ki hocam o detaylara işledi. Rab kelimesi terbiye eden, yaratan, terbiye eden, şekil veren, düzenleyen anlamına gelir. İşte Rabbimiz oruç ibadetiyle bu aslında en büyük nimetler arasında zikredebileceğimiz oruç ibadetinin kendisiyle hayatımıza şekil verir, düzen verir. İbadet hayatımızdaki güzellikleri, güzellikler davranış ve tutumlarla hayatımızın diğer alanlarına yansır kıymetli dinleyenler. Oruç ibadetinin mana ve mefhumuna dair konuşacağımız birçok detay olmakla beraber bu detaylar bizim her şeyden önce şu an biraz sonra işleyeceğimiz hususlara asgari müddetçe düşmemiz veyahut da hiç düşmememiz için ehemmiyet arz eder. Elbette orucun kaza ve kefareti gerektiren bir takım durumlarla ilgili insanlar karşılaşabilir ancak insanoğlu ne kadar sabır ve sebat ederse, ne kadar ahde vefa gösterirse inşallah o kadar da bu nevi ihtimallerden uzak duracaktır. Hocam isterseniz kaza ve kefaret konularıyla ilgili sorulara yavaş yavaş geçelim. Tamam. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Yine vatandaşımızın bilahare daha önce aktarmış olduğu sorulardan da güncel meselelerden dini, sosyal yaşantımıza ışık tutacak soruları cevaplandırmaya çalışalım istiyoruz. Evet. Dün oruç tutmayı mübah kılan mazeret, tutmamayı mübah kılan mazeret halleri işlemiştik. Bugün orucu bozup sadece kazayı gerektiren durumlarla ilgili bilgilenmek istiyoruz. Hocam. Evet. Şimdi tabii ki ibadetlerin bir norm yönü var, bir de form yönü var. Yani normları da bilmemiz gerekiyor. İbadetleri gönül rahatlığıyla yapabilmemiz için. Onun için o norm yönlerini eksik yaparsak acaba neyle karşılaşırız? Ne yapmamız gerektiğini de bir mümin olarak en azından asgari düzeyde bilmemiz gerekir. Onun için kısaca izah edelim. Yani orucu kazayı gerektiren haller nedir? Mesela diyelim ki seferliğe çıktınız. Orucunuz yolda bozuldu. Yani ne oldu? Orucu tutamayacak hale geldiniz. Aslında oruca niyetlenmiştiniz. Ama orucunuz bozuldu yol esnasında. O orucu diğer zamanlarda kaza edersiniz. Bir güne bir gün olarak kaza edersiniz. İki, diyelim ki orucunuzu akşam ezanı oldu diye açtınız. Ama sonra öğrendiniz ki iftar henüz olmamıştı. Sizin orucunuz bozuldu. Bu durumda da yine orucunuzu kaza edersiniz. Bir gün olarak kaza edersiniz. Ondan sonra başlanmış bir orucu hataen olarak bozma değil de mesela diyelim ki yenmesi normal olmayan şeyleri yiyerek de orucumuzu efendim kazaya düşürebiliriz. Nedir o yenmesi normal olmayan şeyler? Mesela çiğ et yemek, çiğ hamur yemek efendim. Meyveleri işte olgunlaşmamış meyveleri yemek gibi normal olmayan yemeklerde bizim orucumuzu bozar ama güne gün olarak tutmamızı gerektirir. Yani kazayı gerektirir. Başka orucumuzu diyelim ki
bilerek, kasıtlı olarak ağız dolusu kusar ise bir kişi, ağız dolusu kusar ise bir kişi bilerek ama kasıtlı olarak bu şekilde de yine orucunu bir gün olarak kaza eder Sayın Hocam. Belki hatırlamadığımız boyutları olabilir. Yani tam olarak onları hani kişiye göre de bu değişebilir. Mesela hastaneye gider bir kişi, normal sağlıklıyken gider. Yaptıracağı tedavi aslında basit bir tedavidir ama oraya gittiği zaman hastaneye, mesela diyelim ki diş hastanesine gitti. Orada yaptığı bir tedaviden kaynaklanan orucunun bozulması da bir günü bir gün gerektirir yani. Bu ve buna benzer durumlarda müminler bir güne bir gün kaza etmeleri gerekir değerli kardeşim. Eyvallah hocam. Elbette ki insanlık halleri bir takım hayatın içerisindeki süreçte farklı durumlarla karşılaşabilir herkes. Belki orucumuzu kazaya bırakabilecek bazı durumlarla da karşılaşabiliriz. Hocam yine bu konuyla da ilgili olarak kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulması zorunluluğu var mı? Evet. Tabii ki bunlarda da şöyle bir durum var. Hanefi mezhebi, yani mezhepsel olarak baktığımız zaman şöyle ki farklı görüşler var ulemalar tarafından. Bizim Anadolu topraklarında genelde Hanefi mezhebinin yolunu takip edenler, onların içtihatlarına göre hareket eden insanlarımız şunu bilirler ki oruç kazaya kalmışsa herhangi bir süresi olmamakla beraber en kısa zamanda kaza edilmesi tavsiye edilir Hanefi mezhebine göre. Ve kaza ettikleri zaman da başka bir şey yapmalarına gerekmez. Ama Şafii vatandaşlarımız, Şafii mezhebine mensup olan vatandaşlarımızın oruçlarını bir sonraki Ramazan'a kadar en azından kaza etmeleri gerekir. Değilse, eğer kaza etmezlerse, edemezlerse kazanın yanında bir de fidye vermeleri gerekir diğer mezheplere göre. Onun için en kısa zamanda kendisine mekruh olmayan günlerin dışında herhangi bir günde kaza edebilir oruçlarını bu kardeşlerimiz. Allah razı olsun hocam. Hocam yine kazaya kalan oruçlarımızla ilgili gelen sorulardan bir tanesi. Kişinin çok sayıda kaza orucu var. Evet. Yani birden fazla kazaya kalan orucu var. Böyle bir durumda bu kişi ne yapmalıdır? Evet. Şimdi tabii ki imkanlar ölçüsünde ergenlik çağından itibaren bu kardeşimiz tutmaya çalışacak oruçlarını. Çünkü oruç ibadeti ergenlik çağına gelmiş akıl bali olan kadın olsun erkek olsun her mümine farzdır. Farz Allah'ın kesin emri demektir. Bunu yerine getiremeyen insan daha sonra eğer yerine getirmediyse pişman olup tövbe eder ve tutamadığı oruçları hesaplar. Yani nasıl hesaplar? Mümkün mertebe yani %100 belki tutturamayabilir yani. Eğer tamamını bırakmışsa oruçların diyelim ki Ramazan orucunu 30 gün olarak hesaplar. Bir ayı 30 gün olarak baz alır. Ona göre eksiklerini elinden geldiğince tabii ki. Elinden geldiğince kaza eder. Şimdi vatandaşlarımız arasında Sayın Hocam şöyle bir yanlış algılama da var. Mesela yani Yüce Allah'la ilişkilerimiz bizim matematiksel ilişki değildir. Belki o bizim bir tövbemizde, bir efendim pişmanlığımızda bütün günahlarımızı silecektir. Biz tövbe ettiysek bundan sonraki oruçlarımıza dikkat edelim. Mümkünse eğer geçmişteki kazalarımızı yerine getirmeye çalışalım. Yani geçmişteki kazaya kalan oruçlarımız bizim gelecekteki kılacağımız, tutacağımız oruçlarımızı ifsad etmesin. Yani bize tembellik getirmesin, efendim bıkkınlık getirmesin, yılgınlık getirmesin. Tövbe ettiği andan itibaren oruçlarına tamam riayet etsin. Gücü yettiği ölçüde de oruçlarını sahir zamanlarda, dinimizin işte kerih görmediği, haram görmediği zamanlarda belli ölçüleri kendisine belirleyerek işte ömrünün hangi yaştaysa ona göre kaç gün orucu kalmışsa elinden geldiği kadar bu oruçlarını kaza etmesi lazım. Allah razı olsun hocam. En güzel tövbe nispiyle yapılan tövbedir. Evet tabii ki. Amelse amelle yapılan tövbe, ibadetse ibadetle yapılan tövbe veyahut çok hayatın içerisinden bir takım basit örneklerle de bu denklemi çözebiliriz aslında. Birisine bir hata ettiğimiz zaman
Ne yaparız? Elle yapılan günahın tövbesi elle düzeltilmesi gerekir. Dille yapılanın ki dille düzeltilmesi gerekir. Bunun gibi yani. Aynen öyle. Özür dilememiz gereken durumlarda ne yaparız? Özür kifayet eder. Ama bazı durumlarda vardır ki özür kifayet etmez değil mi hocam? İşte bunun gibi bu hayatın skalasını biraz dikkatli bakmak ve görmek lazım ki hem ibadet hayatımız hem sosyal yaşantımızla alakalı gidişat daha güzel bir seyirde, istikamette olsun inşallah diyoruz. Hocam yine Ramazan aylarının vazgeçilmez konularından bir tanesi vakit meseleleriyle ilgili. Şimdi bazen istisna durumlar tabii bunlar. Akşam ezanının okunması. Bir iki dakika önce, belki iki üç dakika önce ezan okunuyor ve vatandaşımız buna binaen orucunu açıyor. Bu durumla ilgili de yaşanan kafa karışıklığından ötürü sorular geliyor. Evet. Bu soruyu nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle değerlendirelim. Genelde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalıştırdığı takvimi hazırlama, işte zamanları tayin etme, ibadet mevsimlerini, iklimlerini belirleme için Diyanet İşleri Başkanlığımızda astronomlar çalışıyor. Bunlar genelde vakitlere 1-2 dakika ihtiyat payı bırakıyorlar. Öyle takvimleri yazarken, hazırlarken 1-2 dakika ihtiyat payı bırakıyorlar. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Mesela sahur vakti girdiği andan itibaren 2-3 vakit, 2-3 dakika daha bırakıldığı anlamına gelmesin. Öncesinden 2-3 dakika önce bırakılıyor. Yani sahur vaktinin öne alınmıyor yani. Ezan okunduğu andan itibaren sahur başlamış, oruç başlamış oluyor. Akşam namazında ise vatandaşımız diyelim ki akşam namazı okudu diye 1-2 dakika önce mesela akşam ozanı diyelim ki ezanı duymuyor bu vatandaşımız. 1-2 dakika önce efendim yemeğini yedi, güneşin battığını görmüş, ezan okunduğunu tahmin ederek yedi. Bu kişi için de ihtiyat vakti olduğu için orucu bozulmamış oluyor. Kaza da gerektirmiyor bu kişilere. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle namazlar için de bu böyledir. Yani ezanı duymayan bir kişi namazın vaktini az çok tahmin edebiliyorsa 1-2 dakikadan dolayı namazını tekrar kaza etmesine gerek yok. Çünkü onlarda 1-2 dakika muhakkak ihtiyat payı bırakılmıştır yani. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Evet, takvimler hazırlanırken. Yani biz de defaatle aslında vurguluyoruz bu zaman dilimleriyle alakalı sıkıntıların aşılması için nasıl aslında tek bir kıbleye yöneliyorsak nasıl temel bazı bir takım hususlarda kriterimiz tekse, yönelişimiz tekse aynı şekilde bu hususta bir netlik arıyorsak böyle bir esas aldığımız şeyin tek olması lazım. Neden diye soracak olursak, çünkü bize de geliyor sorular. Şimdi farklı kıstasları esas alan takvimler, imsakiyeler ister istemez vatandaşımız hani kullanıyor. Ama hocam diyor ezanı 5 dakika önce okudun. Neye göre diyorum mesela? İşte bir imsakiye göre diyorum. Hangi imsakiye? İşte benim sana verdiğim imsakiye yok diyor. Şimdi aradaki bu karışıklığı gidermek, izale edebilmek için tek imsakiyeyi kullanmak, tek takvimi kullanmak değil mi hocam? Hocam şöyle olabilir. Şimdi tabii ki vatandaşımızın özellikle böyle mübarek gün ve gecelerde işte değişik televizyonlarda, kanallarda farklı görüşlerde insanlar çıkıp insanların işte gönül dünyasını veya beyin dünyasını karmakarışık hale getirebilir. Şöyle düşünmeliyiz. Ben onlara şunu tavsiye ediyorum. İnsanların bireysel içtihatları bireyi bağlar. Onların içtihatları kendilerini bağlar. Bireysel içtihatlara herkesin uymak zorunluluğu yoktur. Eğer toplumlarda din konusunda otoriter kimse, toplum geneli kime otorite olarak kabul ediyorsa, onların verdiği içtihat, karar daha bağlayıcıdır. Velev ki diğerlerinin nakiz olsun, diğerlerine aykırı olsun. Yani hiçbir şey olmasa bile sadece fitneyi engellemek için, fitnenin önünü almak için efendim cumhurun diyelim, daha doğrusu çoğunluğun içtihadına uymak daha evladır. Zamanları da ona göre değerlendirelim. Takvimler farklı farklı olabilir ama genelde umuma hitap eden
içtihatlara uymak daha sağlıklı olur. Hem vicdani açıdan hem de dini açıdan. Kesinlikle hocam. Yani ben o esas noktasını aslında şöyle de tarif ediyorum. Şimdi nasıl bir çiftçi yıllarca tarlada, tabakta çalışıyor, emek veriyor, kazancını elde ediyor. Ve bu çiftçi aynı zamanda o tarlanın incini, cincini, her şeyini biliyor. Evet. Farklı mesleklerde uğraşan ve ihtisas sahibi olmuş insanlar kendi mesleklerindeki incelikleri en ince detayına kadar biliyorlar. Biliyor, evet. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan çalışmalar, efendime söyleyeyim, fetvaları ifade eden hocalarımız alanında ömürlerini vermiş, yıllarca çalışmış, emek vermiş. Belki bizim gözümüzün alamayacağı kütüphanelerdeki kitapları tek tek raflardan alıp, evet, tek tek incelemiş, çalışmış ve emek vermiş hocalarımız, Allah razı olsun. Hani varılan, ifade edilen, teklif edilen bir takım çalışmalar, sonuçlar aslında böyle bir gayret mahsulünün ürünü diye bilmek lazım. Bu anlamda güveni de tazelemek lazım diyoruz inşallah. Evet. Hocam yine şimdi bir hataen bir işe girişmek var, bir de kasten bir işe girişmek var. İki farklı durum bildirisi. Orucu kasten bozmak. Evet. Hükmü nedir hocam? Şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bizlere oruç tutmamızı Ramazan boyunca emrediyor. O aya uğraştığınız zaman, değil mi? O aya ulaştığınız zaman orucunuzu tutun diyor. Yuridullahu bikumul yusra ve la yudilu. Her zaman defaatle Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Yüce Rabbimiz ibadetlerin kolaylık olduğunu, kolaylıkla yapılabileceği boyutuyla insanlara ibadetleri emreder. Ramazan-ı Şerif'e saygısızlık, Ramazan-ı Şerif'in ruhuna aykırı davranmayı da men eder. Hem Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anlıyoruz, hem de Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi bir insan oruç tutmadığı zaman kaza, orucunun tamamını kaza eder. Ama başladığı bir oruç ibadetini kasıtlı olarak efendim terk ederse, bilinçli bir şekilde terk ederse, oruca saygısızlık yaptığı için diğer kefaretlere kıyas edilerek, mesela işte Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor ama zihar kefaretine şey yapılarak 60 gün o saygısızlığa karşı 60 gün oruç tutması gerektiği Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Yeme, içme ve cinsi münasebet yaparsa bu kişi bilinçli olarak, kasıtlı olarak, bu kişi 60 gün artı bir günde oruç tutarak o kefareti yerine getirmiş olur. Müminler zaten bilerek, kasıtlı olarak bu işi yapmayacaklarına göre bu, yani belki işte efendim İslam'ın emirleriyle alay edilmesin, küçüğe düşürülmesin, hafife alınmasın diye ciddiyetle üzerine vurgulanmak için söylenmiş, konulmuş bir hükümdür. Bir mümin kasıtlı olarak, bilerek efendim veya haddi aşarak asla oruca saygısızlık etmez. Ama bilmeyerek yiyebilir veya hasta olduğu için orucunu bozabilir. Bunlar hepimizin başına da normal şartlarda gelebilir sayılır. Hocam öyle bir esas ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Dünyel İslam'ı ala hamsin hadis-i şerifinden öğrendiğimiz üzere koskoca İslam hazinesinin 5 temel esasından birini teşkil eden hakikat ki oruç. Evet. Böyle önemli bir değeri, bir hakikati ihmale karşılık zihar rivayetiyle alakalı ulemanın Peygamber Efendimizin rivayet ettiği bu hadisten buna kıyas edilmesi de, hani orada bir orantısız bir dengesizlik asla yok. Yok. Gayet oruç ibadetinin önemini, dikkatini, ciddiyetini vurgulamaya dönük bir pozisyonda olduğunu ifade edelim. Şimdi şöyle diyorlar Sayın Hocam. Allah Teala'nın koymadığı bir yani bir cezayı peygamber nasıl koyabilir? Mesela böyle eleştiriler oluyor. Allah Teala Celle Celaluhu Yüce Rabbimiz, bakınız oruç emrini insanlara bildirirken şöyle hitap ediyor. Diyor ki ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Niçin? Korunasınız diye. Günahlara düşmeyesiniz diye.
Yani o kadar büyük bir tehlikeden korumak için Yüce Rabbimiz ateşten korunasınız diye, cehennemden korunasınız diye, Allah'ın gazabından uzak olasınız diye ciddi bir ikazdır aslında bu. Yani daha Yüce Rabbimiz ne desin yani, oruç tutmayanları affedersin öldüreyim mi desin yani. Büyük bir ikaz yapıyor aslında. Yani size verdiğim bu bunca nimet, bunca lütuf karşısında benim size bahşettiğim bir ibadeti, bir emri, o da size dönük, kendinize dönük. Kendi Yüce Rabbimizin bu ibadetlerden bir menfaati yok. Yani kulun kendisine dönük menfaatleri olan bir ibadeti yerine getirmeyi titizlikle ve hassasiyetle yerine getirme konusunda biz insanlar hürmet etmeliyiz, saygı göstermeliyiz. Onun için Yüce Rabbimizin o buyruğu büyük bir buyruk yani. Yani o büyük buyruğa sahip çıkmalı insan. Bu şeye de düşmemeli. Zaten bu istisnali hükümler genel kabul edilmez. Mesela şimdi dedik ya, hani bilerek kasıtlı olarak orucunu tutan, şey bozan kişi 61 gün kefaret eder. Yani toplumumuzda diyelim ki dünya üzerindeki işte 1,5 milyon Müslümanın kaçta kaçı kasıtlı olarak bilerek bu orucu bozar? O zaman bu istisnai hükümleri de abartarak efendim dinin yani şeyin önüne getirmeye gerek yok. Aslında olan nedir? Normal olan herkesin Ramazan ayında 30 gün oruç tutması, 29 gün oruç tutmasıdır. Bu da normal ve güzel bir şeydir yani. İstisnai durumları büyüterek efendim güzel olan ibadetin önüne geçirmemek lazım. Kesinlikle hocam. İbadetin manevi atmosferinden gereğince istifade edebilmek için bu hususta ehemmiyet arz ediyor. Özellikle oruç ibadetiyle ilgili. Dediğiniz gibi bir Müslüman samimi inanarak yaşayan bir Müslümanın düşebileceği bir gaflet ekseni değil. Çok istisna olabilecek bir takım durumlar. Belki manevi anlamda bir iman eksikliğinden, hassasiyet eksikliğinden kaynaklı durumlar. Bununla da ilgili olarak yine hocamın da bahsettiği gibi kefareti gerektiren bedeli neyse, yine bununla beraber aynı şekilde Allah-u Teala'ya af ve mağfiret dilemek. Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dilemek. Biz usulünü yine söyleyelim sayın hocam. İşte nedir? 60 gün hiç ara vermeden, ara vermeden peş peşe, yani usulü de böyledir. Tutulması gerekir. Böyle kefaret oruçları böyledir yani. Ara vermeden, seferilik girerse bile Hanefi mezhebine göre yeniden başlanması gerekir. Tutulan oruçlar nafile sayılır. Ama sadece kadınlara bir kolaylık sağlanmış. Kadınlar, hanımlarımız özel halleri araya girse de devam ederler. Yani o şeye inkıta getirmez. Oruca inkıta getirmez. Kefaretle karşılaşmışlarsa yerine getirirler inşallah. 60 gün. Hocam bir de şu husus var. Ramazan ayında bilerek birden fazla bozulan, kefaret gerektiren oruç durumunda da nasıl bir tutum esas alınır? Şimdi şöyle, tabii ki eğer böyle bir durum varsa, kasıtlı olarak birden fazla oruç, bir sene içerisinde olmayabilir, diğer senelerde olabilir ki, eğer 60 gün o kefareti ödememişse bir kere kefaret yeterlidir. Ancak bozduğu günler kadar da kaza edecek. Yani 60 artı 1, 60 artı 2 diye böyle devam edecek. Evet. Eğer ama kefaretini yerine getirmişse, bir sonraki senede yine başına tekrar aynı olay gelmişse, tekrar kefaret 60 gün tutacak. Evet. Yani bunun hükmü de böyle kitaplarımızda kaydediliyor kardeşim. Allah razı olsun hocam. Hocam, tutmadığı oruçları kaza etmeden oruç tutamayacak hale gelen kimse ne yapmalıdır? Evet. Şimdi orucu tutmadığı zamanında ihmalkar davrandı. Zaman geldi, hastalandı, hiç oruç tutamayacak hale geldi. Bu sefer de en azından fidyesini ödeyecek. Yani bu kardeşimiz, imkanı varsa tabii ki, ekonomik durumu uygunsa, müsaitse, kendisi ödeyecek. Kendisi ödeyemiyorsa efendim, öldüğü zaman bile terikesinden ödenmesi gerekir. Borç üzerine. Çünkü insan üzerine bu oruç gibi, zekat gibi ibadetlerde fidye geçerlidir. Ama namaz gibi ibadetlerde fidye geçerli olmuyor.
Onun için hastalandığı zaman mümkünse fidyesini vermelidir bu kardeşimiz. Geriye doğru. Hocam yine bir de bahsettiğiniz detaydan terekenin üçte biri. Terekenin üçte biri yeterliyse, ölen kişinin borçlarını karşılamaya yeterliyse, vasiyet etmişse zaten vermeleri gerekir yakınları. Ölen kişinin çocuklarına vasiyet etmişse terekenin üçte birinden vermeleri gerekir. Vasiyet etmemişse o terekedeki sahip olanlar yani mirasçılar kendi rızalarına kalmış isterlerse. Verirler, isterlerse vermezler yani. Bir de hocam aynı detayın bir açımını daha soralım. Vasiyet etmiş ama terekenin üçte biri yetmemiş. Evet. Bu da çok önemli. Sadece oruçla ilgili değil. Ölen kişinin geriye kalan başka borçları da olabilir. Evet. Değil mi yani? Sadece oruç değil. Oruç da bir borçtur. İnsanlar bu insanlarımız önceden şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Onu hatırlatmak istiyorum bu vesileyle. Sizin vesilenizle. Şimdi toplumumuzda yaygın olan bir iskat ve devir diye bir gelenek var. Bunu biz ulema işte sonradan ortaya çıkmış yani müçtehit imamlardan sonra ortaya çıkmış bir uygulama olarak görüyorlar. Peygamber Efendimiz zamanında yok. Ama bu şu demek değildir. Yani insanın hiçbir borcu yok. İnsanın hiçbir geridekilerine bıraktığı şeyden bir sorumluluğu yoktur. Hayır, vardır. Mesela diyelim ki işte oruç tutamamış yakınınız. Yani Peygamber Efendimiz siz yakınınız için yaptığınız hayırlar geçerlidir buyuruyor. Hele borcu varsa o onun yerini tutar diyor. Hayatta olsaydı yapmak ister miydi diye soruyor Peygamber Efendimiz. İsterdi diyor. O zaman yap ki ona da sevap gitsin diyor. Değil mi? Onun için yani vefat eden kişiye karşı da bizim onun borçlarına yönelik terikesinden kalan, üçte birinden kalan borçlarını ödemeye ayırmalıyız. Eğer borç yetmiyorsa o mirasçıların vicdanına kalmış, insafına kalmış. İsterlerse öderler, isterlerse ödemezler yani. Terikenin üçte birinden fazlası olduğu zaman. Hocam Allah razı olsun. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ramazan ayıyla ilgili, oruç ibadetiyle ilgili genel anlamda düşünceleriniz, fikirlerinizi, tavsiyelerinizi vatandaşlarımıza. Evet. Şöyle ben söylemek istiyorum. Genelde bizler zaten Bafra'mızda değişik camilerde sohbetler ediyoruz. Oruç gibi güzel bir rahmet ayının içerisindeyiz. Rabbimize çok şükretmeliyiz. Bu seneki oruca da bizi Rabbimiz kavuşturdu. Allah'a şükür. Sağlık, afiyet içerisinde. Nice nice nimetlere hep beraber, vatandaşlarımızla beraber ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Oruç ibadetini yerine getirirken Müslüman kardeşlerimizden, mümin kardeşlerimizden şunu isterim ben. Yani kendimle de istiyorum da hani onlara da diyorum. Oruç ibadeti bizi şefkatten ve merhametten uzaklaştırmaz. Halbuki oruç ibadeti bizi daha merhametli, daha şefkatli hale getirsin. Ondan sonra çevremize öyle yansıtalım. Yani ibadeti yaşarken o güzelliği de bedenimizde hissettirelim çevremizdeki insanlara. Yani şöyle demesinler. Oruç tutuyor ama kaba saba bir adam. Efendim oruç tutuyor ama işte konuştuğunu bilmiyor, ne dediğini bilmiyor. Böyle olmasın. Oruç ibadetinin güzelliklerini yaşayalım ki insanlar bizden ne güzel ibadet, ne güzel mümin, ne güzel efendim ibadet ediyor diye gıpta etsinler. O güzelliği kendileri de yaşamak için çaba sarf etsinler. İkinci bir şey sayın hocam, oruç ibadetini yerine getirirken israftan uzak duralım. Gösterişten uzak duralım. Gösterişten uzak duralım. Yani bu ibadetin ruhuna uymuyor. Yani efendim sofralarımız mütevazi olsun, giyimimiz, kuşamımız mütevazi olsun. Zaten oruç ibadeti bize bunları öğretiyor. Yani ey kul, bak sen oruç tutuyorsun, açlığın ne demek olduğunu, yokluğun ne demek olduğunu gör. Senin elde ettiklerine ulaşamayan kardeşlerin var. Onların gönüllerini kazanmak istiyorsan sen de onlar gibi davran. En azından bu oruç ibadetinde bu hassasiyeti hep beraber göstermeliyiz. Bir diğer konu da sayın hocam, tabii bunlar hepsini alt başlık halinde genişletebiliriz ama kısa kısa şöyle özetleyelim. Oruç ibadetini yaparken, yerine getirirken, değerli kardeşlerim,
oruç tutmak sadece işte sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir. Peygamber Efendimiz nitekim bir örnek veriyor. Bir hayvanı diyor işte bir yere bağlasanız akşama kadar aç bıraksanız oruç tutmuş olur mu? Olmuyor. Oruç tutmak insanı farkındalık oluşturuyor. Yani aç ve susuz kalmak insanın adeta alarm çaldırıyor insana. Diyor ki ey insan sen oruç tutarak diğer organlarının hakkını da gözet. Gözünün hakkını gözet. Kulağının hakkını gözet. Efendim dilinin hakkını gözet. Ellerinin, ayaklarının hakkını gözet. Onlar nasıl olması gerekiyorsa, Rabbimiz onların nasıl davranması gerektiğini emrediyorsa oruç ibadeti de bu farkındalığı kendinde hisset. Onlara da rota çiz. Yani onlara da yön ver. Onları da haddi aşmasına müsaade etme. Değil mi? Yani onlardan bir mümin nasıl ki sen oruç tutuyorsan Ramazan geldiği zaman gözünde haram gördüğü zaman veya çirkin bir şey gördüğü zaman Müslümanım desin yani. Ben bu gözle ona bakamam desin. Yani gözün de oruç tutsun. Evet. Hepimizin yani. Onun için organlarımızda, bütün organlarımızda duygu ve düşüncelerimizle oruç tutmalıyız. Değerli kardeşim. Bir tavsiyem de vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Oruç aynı zamanda paylaşmak demektir kardeşim. Elimizden geldiği kadar mümkün mertebe. Çevremizdeki insanlara, hayvanlara, değil mi? Diğer canlılara karşı lütufkar olalım oruç vesilesiyle. İkram edelim, ihsan edelim. Onlara ekmek verelim. İşte neye ihtiyaçları varsa illa ekmek anlamında değil. Yani kapımızı açalım, gönlümüzü açalım. Hiçbir şey yapamıyorsak güzel tebessüm edelim. Sevgiyle, merhametle yaklaşalım. Ve oruç ibadetinin güzelliklerini doya doya gönlümüzde, kalbimizde yaşatalım inşallah. Değerli hocam. İnşallah hocam. Atalarımız da demişler ya hocam, demir tavında dövülür. Yine aynı şekilde en müsbet tecrübe fevkinde olandır. Yani Ramazan ayında sabredemiyorsak, efendime söyleyeyim sinirlerimize hakim olamıyorsak, davranışlarımızı kontrol edemiyorsak, oruç ibadetiyle ilgili farklı bir yerden bakmamız gerekebilir konuya. Şimdi Ramazan ayında asıl sinir kontrollerimizi, efendime söyleyeyim davranışlarımızı en böyle kontrol edebileceğimiz işte bu anlardır. Bir imtihanla sınandığımız anlardır. Oruç ibadetinin atmosferi içerisinde sarıldığımız o Allah-u Teala'nın ipine sarıldığımız zaman inşallah insani bir takım zaaflarımız da kontrol altına almış oluruz diyoruz. Hocam Allah razı olsun. Bizlere şeref verdiniz. Bilgilerinizden istifade ettik. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere. Bugün oruç ahde vefadır dedik. Allah-u Teala'ya vermiş olduğumuz sözlerimize karşı ahde vefamızı gösterelim, sergileyelim inşallah. Orucu bir vefa borcumuz bilelim. Yüce Allah-u Teala'ya bir vefa borcumuz bilelim. Aksatmak şöyle dursun. Üstüne de samimiyetle koyalım inşallah. İbadetlerimizle ve amellerimizle. Hocam, kapanış için kısa bir dua rica etsek sizden. Olur. Yapalım bir dua. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bizleri yoktan var ettin. Varlığından, birliğinden, dirliğinden haberdar ettin. Bizlere sayısız nimetler verdin. Hamd senin, şükür senin ya Rabbi. Bizleri kulluğuna daim eyle. Amin. Rızana uygun bir şekilde yaşayanlardan eyle. Amin. Bizleri her türlü kötülüklerden, fenalıklardan uzak eyle. Evlerimize, yuvalarımıza, iş yerlerimize, sokaklarımıza huzur ve esenlikler ver. Bolluk, bereketler ver ya Rabbi. Bizleri ve neslimizi namaz kılanlardan, kulluk edenlerden eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi,
Bizlere İslam'ı öğrenme, yaşama ve yaşatma aşkı ver. Bizleri Kur'an'dan, ezandan, imandan ayırma ya Rabbi. Senin rızanı gözeterek tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahında eksikleriyle beraber kabul eyle ya Rabbi. Oruç ibadetinin ruhunu evimizde, sokağımızda, caddelerimizde yaşatmayı ilelebet bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nice nice Ramazanlara, nice nice ibadet iklimlerine sağlık afiyet içerisinde ulaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize, ölülerimize de ya Rabbi şefkatinle, merhametinle muamele eyle. Bizlerin ahir ve ahiretlerimizi hayır eyle. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizden, kardeşlerimizin de gönüllerinden geçen her türlü hayırlı niyet ve isteklere kendilerini nail-i mazhar eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.